Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine ciddi patron satışlarının yaşandığı şirketlerle birlikte yeni takasa girmiş, takasa eklenecek yeni şirketleri sizlere göstereceğim. Çok önemli, çok kritik bir video. Çünkü bizler ne kadar iyi eğitim alırsak, ne kadar iyi teknik analiz, temel analiz, sektörel analiz, özel analiz yöntemlerini bilirsek bilelim ciddi bir miktarda satış dalgası geldiği zaman bununla mücadele etmemiz bilmezsek eğer çok zor oluyor. Neden? Çünkü tamamen borsa her ne kadar bilime dayansa da arz talep dengesiyle ilerliyor. Çok yüklü miktarda, çok hacimli miktarda satış gelirse eğer biz buna istediğimiz analiz yöntemini bilelim. Karşı koymamız çok zor oluyor. Bu demek değil ki eğitim almayalım. Ben her zaman kanala açtığım ilk günden beri mutlaka son teknoloji, son derece ileri seviye bir eğitim bilmemiz gerektiğini vurguluyorum ve bununla ilgili elimden geldiğince öğretici videolar çekmeye çalışıyorum. Bana destek vermek isterseniz, yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olursanız, hepimizin kanalına abone olup beğeni atarsanız, yorumlar kısmına da görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi, gelecek videolarda istediğiniz içerikleri, içerik fikirlerini yazarsanız ben bunların hepsini tek tek okuyorum. Hepsine cevap veremesem de okuyup notlarıma mutlaka kaydediyorum. Yani yazdığınız tüm yorumlar görünüyor. Bunu bilebilirsiniz. bunu emin olabilirsiniz. Sizlere bugüne kadar verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Burada anlatacağım hisseler bazlı değil patron satışı yapan satış olan hisseleri anlatacağım. Bu yüzden al sat tut tavsiyesi düşer veya çıkar tavsiyesi kesinlikle değildir. Yatırım tavsiyesi vermek suçtur ve bu yatırım tavsiyesi tamamen size aittir. Ben bir konu anlatacağım. Çok fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Kanala abone olup beğeni attıysanız. İlk hissemiz Metem Tur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat AŞ. Pay satışı bilgi formuna geldiğimizde ortaklarımızdan Sayın Haluk Bahadır'ın şirketimizin sermayesinin %20.6'sına tekabül eden 3.7 milyon nominal değerli payların bilmem kurulu maddeline göre satabileceğini söylüyor. İsterseniz pay satış bilgi formunda okuyabiliyorsunuz bu noktada şirketin yüzde %20.6'sının satışı hazır hale geldiğini ve her an bir patron ile karşılaşılabileceğini vurgulamış. Bu pay satışı bilgi formu üzerinde hangi şirketi tekrar söylüyorum. Metem Tur, Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat AŞ. Şimdi gelelim. Pay satış bilgi formunda olmayan patron satışı olarak gözükmeyen fakat çok ciddi verilere. Bu noktaları da yine çok az vurgulandığını gördüm. Bu yüzden ben olabildiğince en azından haftada bir kez bu tarz bir içerik çekerek bunları anlatmaya çalışacağım. Evet %20'sinin satılması inanılmaz büyük ve inanılmaz büyük bir e, satıştır. Bunun düşüşleri çok sert olabilir. Fakat sadece bununla bitmiyor. Bir konu daha var. Bu konu da şöyle gelince borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusudur. Bu kısaca özetleyecek olursam herhangi bir yolla çalışan olabilir, ortak olabilir, büyük ortak olabilir, patron olabilir, her neyse. Çalışanlara yıl sonunda verilen hak olabilir. Sonuçta elindeki payları borsada işlem görebilir tipe dönüştürmedir bu. Zaten adından da anlayacağımız üzere borsada işlem gören tipe dönüşümdür. Borsada işlem gören tipe dönüşümde bizim inceleyeceğimiz kısım nominal tutar kısmıdır. Burada yazan kısım TL değildir. Burada yazdığı gibi pay adetidir. Yani burada 13.900 lot, 1.600 lot, 6.000 lot, 9.000 lot'tan bahsediliyor. Bera Holding'e geldiğimiz zaman burada inanamayacağımız kadar fazla payın satışa sunulduğunu görüyor. Diğer vereceğim burada göstereceğim 3 şirketin yüzde kaçının bu şekilde takasa dönüştüğünü göstereceğim sizlere hesapladım. Ama burada o kadar fazla veri olduğu için bunları toplayıp açıkçası hesaplayamadım ama çok ciddi bir satış var. Bunlar paya dönüşmüştür. İlla yarın satılacak değildir fakat istenildiği zaman takasa sokulabilir. Bunu söylemek istiyorum. Bera'da çok ciddi miktarlarda bir satış var. Şimdi devam ediyorum. İkinci şirketi Akhol, Anadolu Grup Holding 3.3 milyon lotunun satışa sunulduğu söyleniyor. 3.3 milyon lotu da gelip kendi sermayesiyle hesapladığımız zaman %1.3'ünün her an istediğinde satışa sunulabilecek halde olduğunu Vahit Yazıcı adlı kişiye adledildiğini görebiliyoruz. Yani istediği zaman %1.3'ünü aniden satışa sunabilir. Bu da fiyatları aşağı yönü çekebilir. Ama isterse 6 ay boyunca satmayabilir. Tabii ki böyle bir şeyin yeni olduğunu ve takasa yeni 3.3 milyon notun girdiğini sizlere söylemek istedim, belirtmek istedim sadece. Düşecek veya çıkacak demek değildir. Fakat bu bilgiyi bilmek bizi hayati derecede önem verir, hayati derecede yukarı sıralara taşır. Gelelim bir diğer hissemize. Bu hissemizde Kuagrenit Quagrenit'te Nominal tutarı geldiğimiz zaman altına 3.2 ve 1.8 ile toplam 5 milyon lotunun takasa girebileceğini, takasa girdiğini ve istediği zaman satılabileceğini görüyoruz. Burada da Coagrant'in yüzde dördünün yani toplam sermayesini oranladığımızda yüzde dördünün takasa girdiğini ve her an satılabileceğini söylüyorum. Bunun tabii ki hep sahneden satılırsa çok ciddi bir düşüş yaşanır. Çünkü bu karşılanamaz, tölere edilemez fakat satılmayabilir. Sadece nasıl %20'sinin satışı çıktıysa aynı şekilde Kuagrenit'in de %4'ünün aslında satışa girebileceğini sizlere aktarmak istiyorum. Gelelim son şirketimize. Bu şirketimizde denge. Dengenin tek bir yerde olmadığı için açmadım. İlk noktası dengenin burası. Vera Holding yine satışlarının alt kısmına şöyle ufak bir yer kaplıyor. 200.000 adet. Aynı zamanda bir diğer noktaya geldiğimizde 100.000 adet toplam 300.000 adet ve 20 Mayıs'takine geldiğimizde de 1.75 milyonla toplam 2 milyon denge hissesinin takasa girdiğini söylüyorum. Bunu kendi sermayesine oranladığımızda da %4'ünün takasa ve satışı hazır olduğunu sizlere belirtiyorum. Tekrar özetlemem gerekirse Metem Tur'un %20'si Vera Holding'i hesaplayamadım, hesaplamadım. Anadolu Grup Holding'in %1.3'ü, Dengenin %4'ü ve Kuagrent'in de %4'ünün satışı hazır halde olduğunu sizlere sunmak istedim. Bir önceki videoya yaptığınız yorumların hepsini tek tek okudum. Bunların eğitimini nasıl bulabileceğinizi, kapta hangi sekme içerisinde bulabileceğinizi, nasıl bunlardan günlük haberdar olabileceğinizi, bunlara karşı nasıl pozisyon almanız gerektiğini eğitim serilerini bu oynatma listesi içerisinde yani patron satışı yapacak hisseler oynatma listesinin içerisinde tek tek anlatacağım. Ortalama 3 ila 4 video içerisinde tamamıyla eğitimini vermiş olacağım. Aynı zamanda tam tersi yorumlarınızı da okudum. Yani Patron alımı olan patronun e, Takastan hisse topladığı Kağıtları da bize gösterir misin çeker misin dediniz Onların da hem hangilerinin patron geri alımı olduğunu Hem de bunun sektöre ve hisseye nasıl etki verebileceğini Tek tek sizlere çekip hem eğitimlerini anlatacağım Hem de hisseleri göstereceğim Bunları da yine patron alımı olan Hisseler adlı oynatma listemde görebileceksiniz Şimdiden destek olmak için kanalımıza abone olup beğeni atarsanız yine bu videonun altında görüş yorum, eleştiri, desteklerinizi, video fikir, içerik fikirlerinizi yazarsanız çok teşekkür ederim. Videomuzu bitirdik. 5 şirketimizi gö gösterdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu şirketleri iyi bilmek, bunlara karşı en azından bilerek doğru stratejiyi almak sizleri 1-0 öne geçirecektir. Görüşmek üzere.